Değerli dostlar, biz de sık sık sokakta röportaj yaparken yaşam, geçim, ekonomi nasıl, hayatınızdan memnun musunuz, değil misiniz sorusunu soruyoruz. Tabii seçmelerin büyük ekseriyeti hayatın çok pahalı olduğunu, memnun olmadıklarını, hayatın ağır şartlar altında ezildiklerini ifade ediyorlar. Örnek verirken de diyorlar ki 200 liramız en büyük para birimimiz. 2009'da tedavüle çıktığı zaman 134 dolar alabiliyor idik. Bugün 200 lirayla ancak 6 dolar alıyoruz. Dolayısıyla paranın alım gücü %98 azalmış diyorlar. Rakamlar ortada. İktisat ve matematik yalan söylemez. Biz de bunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse 3 sene önce Zeytinburnu'nda 80-90 metrekare bir daire 1500 lira kira iken bugün 15 bin liradan aşağı yok. Yine satın alırken 300 ile 500 bin lira arasında aldığınız daireler bugün 3 milyonla 4 milyon arası fiyat değişikliği var. Hakeza burada meşhur bir lokanta var. Şifalı mercimek çorbası diyor. 2 sene önce 6 lira olan çorba bugün 70 lira. Yani dolayısıyla İstanbul'da 20 milyon kişi yaşıyor. Bunların %10'u varlıklı zengin olsa 2 milyon yapar. Bunların gittiği kafeleri, lokantaları, AVM'leri görerek ekonomi çok güzel, herkes zengin demek doğru değil. Toplumun geneline bakmak lazım. Toplumun %80'i eğer memnunsa, mutluysa o zaman ekonomi, yaşam, geçim iyi diyebiliriz. Tabii ki bundan önce de asgari ücretli için, emekli için hayat şartları çok kolay değildi. Ancak maaşının tamamı da kiraya gitmiyordu. Geçen gün bir arkadaşla görüştüm. Ben bir yerde çalışıyordum. Maaşı 5 sene önce maaşımın %13 ile kiramı öderken bugün maaşımın tamamını versem kiramı ödeyemiyorum dedi. Baktım belgelere, istatistiklere, gerçekten de doğru. Bugün biz Zeytinburnu'na yaptığımız için örnek veriyorum. 100 metrekare en ucuz daire 20 bin liradan aşağı yok. Bugün 3 milyona yakın emeklinin maaşı 12,5 lira. Yine milyonlarca asgari ücretinin maaşı 17 lira, 17 bin lira, 17 bin 2 lira. Yani dolayısıyla tabii ki bu maaşların artması da çare değil. Alım gücünün arttırılması lazım. Paranın değerlenmesi lazım. Şu an asgari ücreti 35 bin lira yapsanız, emekli maaşını 25 bin lira yapsanız kiralar 50 bin lira olacak. Konutlar 8 milyon lira olacak. Bu doğru değil. Doğru olan insanların daha önce aldığı asgari ücretin %10'uyla kira ödeyebilmeli, diğeriyle geçinebilmeli. Bugün 1 kilo kıyma en ucuz yer 500 lira. Bir emekli bir asgari ücret kıyma, kuşbaşı ya da et alabilme şansı ve imkanı yok. Eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor diye bir atasözümüz var. Şimdi insanlar siyasi destekledikleri siyasi partilere göre konuşuyor. Bu doğru bir şey değil. A partiye destek verebilirsiniz, B partiye karşı olabilirsiniz. Ama doğruyu da her zaman söylemek lazım. Hepiniz çevrenizde görüyorsunuz. İnsanlar su alırken bile düşünüyorlar. 3-4 sene önce 25 kuruş ya da 1 lira olan su bugün 10 lira. Ben İstanbul'un bütün ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok vilayetini gezerek sokak röportajı yapan bir insanım. Ekranlara yansıyan kadar yansımayanlar da var. Vatandaş diyor ki benim kızım öğretmen, oğlum polis, oğlum memur. Ben konuşsam onların işine engel olur düşüncesiyle konuşmuyor. Ama kamera arkasında bize favera ediyorlar. Diyorlar ki mevcut iktidar 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Evet, güzel şeyler yaptı ama son 5 yılda yapamadıkları ile hayatımızı alt üst etti. Biz artık geçinemiyoruz. Çay içerken bile düşünüyoruz. Sokakta gezerken etrafımıza bakmıyoruz. Acaba bir tanışımızı görüp çay ısmarlamak zorunda kalır mıyız, kalmaz mıyız diye dertlerini, sıkıntılarını, problemlerini bize anlatıyorlar. Biz görüyoruz. Partinizi sevebilirsiniz. Sırf partiniz zedelenmesin diye
ekonomi çok iyi, para yok diyenler yalan söylüyor demek doğru değil. Elbette ki tarihin her döneminde ağlayanlar olduğu gibi gülenler de olmuştur. Tok olanlar olduğu gibi aç olanlar da olmuştur. Ancak burada bakmamız gereken büyük çoğunluk. Şu an 2020'den sonra baktığınız zaman büyük çoğunluk fakirleşmiş, emekli maaşı kiraya yetmemiş, asgari ücret kiraya yetmemiş, bir toplulukla, bir durumla karşı karşıya olduğumuzu tarafsız bir gözle ifade etmek isterim. Elbette ki hiçbir zaman hiçbir vatandaşın siyasi görüşüne müdahale edecek, karışacak hakkımız da yetkimiz de yok. Herkes istediği partiye oyunu verebilir, desteğini verebilir. Ancak doğru da söylemek bizim görevimiz olmalı. Sırf destek verdiğimiz parti yıpranmasın, zarar görmesin diye çevremizde inim inim inleyen insanları gördüğümüz halde ekonomi iyi, para yok diyenler, ekonomi kötü diyenler yalan söylüyor. Bak lokantalar dolu, arabamı park edecek yer bulamıyorum, AVM'ler dolu, İHA yaptık, SİHA yaptık, köprü yaptık, yol yaptık diyerek öbür insanları baskılamaya hiç gerek yok. Evet, elbette ki İHA'mız olmalı, SİHA'mız olmalı, köprümüz olmalı, yolumuz olmalı, arabamız olmalı. Bugün bunlarla övülmek bile doğru değil çünkü bunları aşmış olmamız gerekiyordu. Bizim bakmamız gereken ne oldu da son yıllarda ekonomimiz bu kadar kötüleşti? Bunun altındaki nedenleri arayıp bulup gereğini yaparak halkımızı bir an evvel refaha kavuşturmak gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra öbür konuda konuşacağız. Hoşça kalın, dostça kalın.